Merhaba, ben May, May Elbi. Annem İsviçreli, babam Türk ama kanımda Araplık da var. Böyle çok çeşitli bir toprakların bir bileşimi olmuşum. Cenevre Üniversitesi'ni bitirdim, sosyoloji mezunuyum. Kurgucu olmak istiyordum. Ve New York'ta, New School diye bir okulda master öğrencisiyken hayatıma yoga girdi. Yogaya başladıktan sonra herhalde aşka düştüm. Hani hocalarım hep der ki hani narsistik bir şekilde değil ama kendinle bir buluşma hali aslında. Ve ben ilk yoga dersimde, ilk veya ikinci yoga dersimde yoga matımın üstünde ağlarken buldum kendimi. Öyle hıçkırıklarla bir ağlama değildi ama gözümden yaşlar akıyordu ve çok şaşırdım. Allah Allah dedim, ne oluyor bana, ne mutluyum, ne mutsuzum ama bir şeyler böyle çözülüyor. Ve ben çok merak saldım, yani çok iyi geliyordu yoga bana, yoga sonra meditasyon girdi. 2000 senesinde de ilk hocalık eğitimimi almak üzere hocam Cindy Lee, Vinyas hocası New York'ta Om Yoga Okulu'nda eğitime başladım. Bir gün cesaretimi topladım, ilk hocalık eğitimi sertifikamı almıştım ve ders vermeye başlayayım dedim. Yoga merkezinin kapısını çaldım. Yani yoga dersleri vermek istiyorum dedim. Ve bana ilk böyle deneme dersleri verdiler. Ve sonra ben yoga dersleri vermeye başladım birkaç farklı yoga stüdyosunda. Ve 9 senenin sonunda kendime iki büyük soru sordum. İlelebet New York'ta yaşamak istiyor muyum? Hayır. Bir gün Türkiye'ye dönmezsem pişmanlık çekecek miyim? Evet. Ve zaten bu iki sorunun cevapları net olduktan sonra artık ben Türkiye'ye dönmeye döndüm. Yani o karar geldi, dönme kararı geldi. 10 sene önce nihayet kendimi hazır hissettiğim zaman artık hocalık eğitimleri verebilirim dedim. Temel hocalık eğitimi, ileri seviye hocalık eğitimleri, hamile yogası hocalık eğitimleri verdim. Ve bir süre sonra, bundan herhalde 4 sene önceydi ve yine bir değişim zamanıydı benim için. Hep yogada bir sözümüz vardır, konforundan çık, yumuşak sınırına git diye. Ve ben bir anda kendimi Gita'nın ortağı olarak buldum. Ve Gita'nın ismini Gita Satya olarak değiştirdik. Gita şarkı demek, Satya hakikat demek, hakikatin şarkısı. Ve işletme kısmına da geçmiş oldum böylece. Sadece hocalık eğitimleri değil, bir işletme kısmına da geçiş yaptım. Bu da çok çok öğretici bir deneyim ve tecrübe oldu. Ne kadar zor olduğunu anladım. Yoga, var olan bütünlüğü, yaşam bütünü anımsatan araçlardan biri, tek yol değil. Fiziksel bedenimiz en görünür katmanımız. Fiziksel bedenimizin de bir bütünlüğü var ama unutuyoruz. Şey, omurganın doğal kırımı var diyoruz ama omurgamızın kırımlarını unutuyoruz vesaire. Ve aslında biz yoga yaparken derin bir dinleme ve duyma haline geçiş yapıyoruz, içe dönüyoruz. Ve katmanlar diyoruz, fiziksel bedenimiz var, duygusal bedenimiz var, zihinsel bedenimiz var. Ve bu katmanlar arasındaki küskünlüğe son veriyoruz. Ve birçok dürüst bir şekilde kendimizle karşılaşmaya başladığımız bir yer oluyor. Duygularımızla, düşüncelerimizle. Yoga bir sağlık demek. Fiziksel bedenimizin sağlığı için, duygusal bedenimizin sağlığı için, zihinsel bedenimizin sağlığı için. Aslında böyle bir yolda olmak çok güzel, büyük hediyeleri var. Bu yüzden her gün yoluma çıkan yogaya, meditasyonuma şükrediyorum. Bir günümün içinde birçok sorumluluğum var. Gün nasıl geçiyor onu bilmiyorum. Hareketli bir günlerim olabiliyor. Özel derslerim devam ediyor. İşte ders programını hazırlamak, hocalarla iletişim olsun, işletme kısmında bir sürü işte muhasebesel işler olsun vesaire. Birçok sorumlulukların içerisindeyim. 2 sene önce tangoya başladım ve yani çok severek gidiyordum. Deli gibi gidiyordum akşamları dans etmeye. Yine herhalde hep şey diyordum, yani yoga, meditasyon yine tek başına sımmatın üstünde. Ama aslında tango da çok çok öğretici. Çünkü gerçek bir ayna var karşında ve kaçamıyorsun aynadan.
dans ederken o ayna aracılığıyla kendine dair çok şey öğreniyorsun. Korkuyor musun? Kontrolcü müsün? Dinliyor musun? Teslim edebiliyor musun kendini? Sabredebiliyor musun? Ya da merkezinden cevap veriyor musun falan? Yani tangoda gerçekten yaşamda yürümek anlamına geliyor aslında. Ve inanılmaz keyifli, tadından duyulmuyor o uyumu yakaladığın zaman karşındaki kişiyle. Suyu çok seviyorum, denizi çok seviyorum, dalıyorum. Yelkeni çok seviyorum, deniz üzerinde olmayı çok seviyorum. Yazın genelde doğada olmayı tercih ediyorum. Çok mutluyum böyle bir alanda yer almaktan dolayı. Yoga ve meditasyon derslerim olacak. Süreklilik hali içerisinde. Sizleri beklerim. İhtiyacı olan tek şey bir alan. O kadar. Kendi bedeniniz ve nefesiniz. O kadar.